Endonezyalı savunma şirketi PT Pintat'ta FNSS tarafından ortak üretilen ilk 10 adet orta sınıf Kaplan MT tankının testleri başarıyla tamamlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, ülkede faaliyet gösteren Türk savunma sanayi şirketlerinden Aselsan'la Otakar'ın ürünlerini inceledi. ABD Hava Kuvvetleri savunma şirketi Raytheon tarafından geliştirilen AIM-120C 8 hava-hava füzesinin ilk uçuş testini tamamladı. Polonya'nın Kiel şehrinde 5-8 Eylül 2023 tarihleri arasında 31. Uluslararası Savunma Fuarı MSPO düzenlendi. Filipinler Hava Kuvvetleri'ni yenileme çalışmaları neticesinde ABD'li Bell şirketinden yeni genel maksat helikopteri satın alacağını duyurdu. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ile Hindistan merkezli savunma şirketi Bharat arasında hava savunma sistemlerine yönelik işbirliği anlaşması imzalandı. Polonya 24 milyar dolarlık silah siparişi verdiğini açıkladı. Rheinmetall ABD merkezli Northrop Grumman ve Lockheed Martin Almanya'da F-35 savaş uçağının merkez gövdesinin üretileceği fabrikanın temellerini attı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bulgaristan'a 1,5 milyar dolarlık Stryker 8x8 zırhlı araç ve gerekli ekipmanın satışını onayladı. ABD'li L3 Harris firması Polonya'da elektrooptik ve sensör fabrikası kuracağını açıkladı. Polonya, Norveç ile kıyı savunma füzelerinin tedariğine yönelik 2 milyar dolarlık ve WB Group'la 1700 adet insansız hava sistemiyle FlyEye tedarikine yönelik sözleşme imzaladı. ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, 2018 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Slovakya için üretilen ilk F-16 Block 70 savaş uçağını tanıttı.